Merhabalar, ürkek ceylanlar, ürküten aslanlar. Yeni bir güne, yeni bir video ile daha devam ediyoruz. 2022 Ocak videoları devam ediyor değerli arkadaşlarım. Kanalımıza abone olabilir, yine bildirimleri açıp ehliyet.hocam adresinden Instagram'dan bizleri takip edebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Uygulamamızı indirebilir ve günlük soruları ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz diyorum arkadaşlar. Seviliyorsunuz, hemen başlayalım sorularımıza. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir demiş. Yaya geçidi, bisiklet yolu, bölünmüş yol başlangıcı, trafiği, hızlandırma işaretini şıklarda vermiş. Doğru cevabımız tabii ki de bölünmüş yol başlangıcı olacak arkadaşlar. Artık bunu bilemeyeni damdan aşağı ne yapıyorlar? Atıyorlar arkadaşlar. Ondan sonra İmam amcaya teslim ediyorlar pamuk için. Arkadaşlar görmüş olduğunuz şu okların iki yönlü olaraktan buradan itibaren yolun ayrıldığı anlamında tahmin etmenizde kolaylık sağlayacağına eminim. Mümkünse buna dikkat edelim. Devam edelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksitlenmesini sağlayan organlardandır demiş. Mide, böbrek, akciğer, pankreas verilmiş şıklarda. Evet arkadaşlar, ikinci bir sorumuz. Bunu bilemeyen de dövüyorlar. Çünkü vücudumuzdaki neredeyse tek organımız nedir arkadaşlar? Akciğerdir kurban olduklarım. Hepimiz oksijen alıp verişe ne yapıyoruz? Gaz alışverişimizi yapmış oluyoruz değil mi? Böbrek boşaltım sistemimizin bir parçasıdır. Onları da söyleyelim. Böbrek boşaltım sistemimizin parçasıdır. İnce bir basınç oyunu ile bizim kanımızdaki yararlı olmayan maddeleri ne yapıyor? Atık olarak çıkartıyor. İdrar oluyor. Midemiz bizim sindirim sistemimizdedir arkadaşlar. Yine pankreasımız var. Pankreasın bir salgı bezi diyebiliriz arkadaşlar. Sindirim sisteminde özellikle bu şekerdi vesaireydi. O işlere yarayan organımız diyebiliriz genel tabir ile. Devam edelim. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır demiş. Sağ dönüş lambasını yakmalıdır. Takip mesafesini azaltmalıdır. Yavaşlayıp varsa geçme yasağına uymalıdır. Yolun solundan gitmelidir demiş. Değerli arkadaşlarım, doğru cevabımız evet tabii ki de C. Yavaşlayacak arkadaşlar. %90 ihtimalle geçme yasağı vardır zaten, bu yasağa uyacak. Değerli kardeşlerim, videoyu izlemek için süresi olmayanlar en azından videoyu sonuna kadar soruları görün. Tamam mı? Yani sonuna kadar şöyle tık 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 1.9'a mı alıyorsunuz artık hızı, ne yapıyorsunuz? O şekilde de olsa sonuna kadar şöyle bir görün soruları arkadaşlar. Sınavdan önce, özellikle sınavdan önce girecek kardeşlerim, sonuna kadar görün. Arkadaşlar kesinlikle burada bu üçgeni görüyorsanız, tamam mı? Üçgen levhaların neredeyse %99.99'unda, tamam mı? Ne yapmanız gerekiyor? Kesinlikle takip mesafesini azaltmayacaksınız, arttıracaksınız arkadaşlar. Çünkü buralarda tehlike anlamına gelir, bu uyarı anlamına gelir üçgen tabelalarımız. Bunu da ayrıyetten belirtmiş olalım. Ha, tabelanın ne olduğunu soran kardeşlerim, şimdi onu soracaksınız. Bu tabela sağa doğru tehlikeli virajı bizler için ne yapıyor? Gösteriyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Annelerimiz tak diye bu soruyu bilmiştir eminim. Karna baskı uygulanması, sıcak uygulama yapılması, şekerli içecekler verilmesi, oda sıcaklığında bir küvete sokulması demiş. Evet arkadaşlar, tabii ki de D şıkkı olacak. Oda sıcaklığında bir küvete ne yaparız? Çocuğu sokarız arkadaşlar. Çünkü ateşinin düşmesi lazım. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge neyi bildirir demiş. Aracın hızını, yakıt miktarını, motor sıcaklığını, motor devir sayısını demiş. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şuradaki yazan olacak. RPM yazıyorsa arkadaşlar motor devir sayısını gösteriyor olacaktır. Eğer KM yazıyor olursa neyi gösteriyor olacaktı? Aracımızın hızını gösteriyor olacaktı arkadaşlar. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?
5, 10, 15, 20 şıklarda verilmiş. Doğru cevap tabii ki de A şıkkı 5 olacak. Değerli arkadaşlarım, sorular da gelebilir, tamam mı? Hangisini yapmak yasak değildir diye, tamam mı? Arkadaşlar, 5 metre mesafede durma yapmak yasak değildir. Hocam sen delirdin mi? Adam ne diyor? Park etmek yasak diyor, duraklamak yasak diyor. Sen ne dedin? Arkadaşlar, işte burada da tanımlar girer devreye. Nedir bu tanımlar? Arkadaşlar, durma trafikteki zorunluluk halinde yapılan olaylardır. Örneğin, önde kaza oldu, mecbur duracaksın. Durmadır. Ondan sonracığım, ne oldu? Öndekinin kafasına taş düştü. Mecbur duracaksın. Kırmızı ışık var, duracaksın. Polis dur dedi, duracaksın. Anlaştık, bunlar durmaya girer ve bunlar yasak olan yerlerde bile ne yapılır? Yapılır arkadaşlar. Durma işlemi yasak olan yerlerde dahi ne yapmak zorundasınız? Yapmak zorundasınız. Duraklama işlemine gelince bu iş biraz daha keyfiyete biniyor arkadaşlar. İnsan indirip bindirmek, yolcu indirip bindirmek işte. Ondan sonracığım yük indirip bindirmek. Bunun yanında işte tuvaletin geldi, canın sıkıldı, bir kenara gittin, 5 dakika arabayı kenara çektin. Arkadaşlar bunların hepsi keyfiyete bağlı ise duraklamaya girecektir. Araçların durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılması ise arkadaşlar park etme olaraktan ne yapar? Geçer. Bazen soruluyor aşağıdakilerden hangisi durmaya örnektir veyahut da duraklamaya örnektir diye, bunu unutmayın. Park etmede genelde 5 dakikayı geçiyorsa arkadaşlar park etmeye girer. Evet, seviliyorsunuz. Tam gaz devam. Şekildeki baş çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır demiş. Solunum güçlüğü olanlarda, boyun omurlarında hasar olanlarda, kanama ve kusma nedeniyle oluşan tıkanıklarda, dilin geriye kaçıp hava yoluna tıkadığı durumlarda. Evet değerli arkadaşlarım, doğru cevabımız ne olacak? Doğru cevap B şıkkı olacak. Eğer arkadaşlar boyun hasarı olan bir kazazedeye çene ileri, baş geri pozisyonu da denilir arkadaşlar buna. Bu pozisyonu uygularsanız, yani baş çene pozisyonunu, hasta felç olacaktır arkadaşlar. Felç olacaktır ve o andan itibaren ölmek için belki de yalvaracaktır. O yüzden hatalı ilk yardım öldürmez, süründürür diyorum. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır demiş. Gabarinin aşılması, araç dengesinin korunması, trafik güvenliğinin dikkate alınması, taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması demiş. Değerli arkadaşlarım, tabii ki de A şıkkı olacak. Gabarinin aşılması yasaktır arkadaşlar. Gabari levhaları dediğimiz zaman aklınıza gelecek olan levhalarımız. İşte dingil ağırlığı ile ilgili olan levhamız A şıkkında. Diyor ki bize her bir dingile 6 ton binecek. Eğer fazlası binerse bu yola giremezsin diyor. Diyor ki eğer aracın genişliği 2,5 metreden 2,30 santimden fazla ise arkadaşlar giremezsin bu yola diyor. Girdin arkadaşlar, %90 ihtimalle dar bir yerdir. Lak diye kalırsın orada. Yine burada diyor ki eğer araç uzun şeyin yüksekliğin 3,5 metreden fazla ise bu üst geçide girme diyor arkadaşlar. Girersen dorsayı bırakır gidersin. D şıkkında ise aracımızın uzunluğunun, tamam, genelde 10 metre gördüğünüz gibi, aracın uzunluğu 10 metreden fazla ise bu alana girmememiz gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Bunu başka nasıl sorabilirler? Aşağıdakilerden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasıdır? Aşağıdakilerden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasıdır diye sırasıyla sorabilirler arkadaşlar. Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangilerinin geçmesi zorunludur demiş. Yalnız 1, 1 ve 2, 1 ve 3 ve 2 ve 4 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız evet C şıkkı olacak arkadaşlar. Evet ben şöyle verdim hepsini ama ben sadece şunu açıklayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi, nerede benim kutsal kalem, ha. Gördüğünüz gibi kollarını uzatmış olduğu taraftakiler ne yapıyor arkadaşlar? Geçecek. Arka ve önündekiler ne yapacak arkadaşlar? Bekleyecektir. Eğer kollarını uzatmıyorsa yine aynı şey geçerli. Omuzlar hangi yöne bakıyorsa geçecek. Arka ve önündeki bekleyecektir arkadaşlar. Diğerlerine de bakabilirsiniz.
Kazazedenin ağız bölgesinde bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması. Bak, dinle, hisset yönteminde hangisinin bir göstergesidir demiş. Bak, dinle, hisset, dinle, hisset şıklarda verilmiş arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı, bak olacak. Arkadaşlar şöyle yine burada verdim. İşte bak, gözlerimizin göğüs kafesinin solunum ile inip kalkmasına bakılması. Anlatabiliyorum. Veyahut da biraz önce gördüğünüz gibi camla denenmesi. Dinle de kulağımız ağızdan ya da burundan çıkan havanın sesine bakar değil mi arkadaşlar? İnsan hırıltılı da olsa bir ses verecektir, nefes alıp veriyorsa. Hissetteyse arkadaşlar yanağımızı ya da işte burundan çıkan havanın sıcaklığı ile akımı hissedecek şekilde yaklaşıyoruz. İşte o sıcaklığı falan hissediyorsak ne yapıyoruz? Buna da hisset deniliyor arkadaşlar. Şekildeki araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır demiş. Evet, geldik zurnanın son deliğine değil mi arkadaşlar? Birçoğunuzun burada hata yaptığını biliyorum. Değerli arkadaşlar, şu öncelik sıralamasını bilmenizi istiyorum. Evet, öncelikle ne diyorum? Bak, hepsinde söylüyorum bunu. Geçiş üstünlüğüne sahip polis 1, itfaiye, ondan sonra polis, itfaiye, ambulans. Ya bu gibi geçiş üstünlüğüne akut mesela. Bu gibi geçiş üstüne sahip araçlardan herhangi biri varsa aciliyet sırasına göre geçer. Örneğin, hocam bir polis vermiş, bir de bana ambulans vermiş. Hangisi önce geçecek? Önce ambulans geçecek, sonra polis geçecek. Hocam ambulans, itfaiye, polis vermiş. Hangisi geçecek? Önce ambulans, sonra itfaiye, sonra polis geçecek. Anlaştık. Öncelik sıralaması böyle. Evet, sorumuza geri dönelim. Arkadaşlar, eğer burada herhangi bir geçiş üstüne sahip araç varsa önce o geçer. Baktık, var mı? Yok arkadaşlar. Devam ediyorum sıralamaya. Eğer motorsuz taşıt varsa en son geçer. Bırakın hemen en sona. Bakıyorum, var mı? Yok. Örneğin at arabası olabilirdi değil mi? Yok. Lastik tekerlekli traktör veyahut da iş makinesi varsa en son geçer. Bakıyorum, var mı? Yok. Bu arada yazdığım şeye göre önce mesela diyelim ki motorsuz taşıt ile lastik tekerlek traktör ve iş makinesi karşılaştı. Önce lastik tekerlek traktör, iş makinesi ve daha sonra da ne geçecektir arkadaşlar? Motorsuz taşıt geçecektir. Bu sıralamayı ona göre veriyorum. Şimdi geldik son aşamaya. Buradan sonrasında arkadaşlar dönüş yapan araçlar en son geçer diyorum. Aa, bu dönüş yapıyor. O halde bir numara sonda olacak arkadaşlar. Çünkü bu da burası kontrolsüz kavşak. Onu da unutmayın. Herhangi bir levha, herhangi bir polis abimiz yoksa burası kontrolsüz kavşaktır. Evet, en son bir geçecek. O halde A'yı çizdim, C'yi çizdim. Sadece bunu biliyorsanız bile A ve C'yi eledik. Geriye B ve D şıkkı kaldı. %50 atış şansınız var arkadaşlar. Evet, bir en sonda. Arkadaşlar, hemen baktık diğerlerine. Dönüş yapan vesaire yok. O halde hangisi geçecek? Arkadaşlar, en sağdaki araç geçecek. İkisinin ortasına durun. En sağınızda hangisi var? Hop. 3 numara geçecek. O halde 3'ü de bulduk. Ortaya artık hangi aracın geçeceğini biliyoruz. 2 numaralı araç. 3, 2, 1 olacakmış. Doğru cevap D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Yarı oturur pozisyon verilmesi, egzersiz yapmasının sağlanması, kullandığı araçları varsa almasının engellenmesi, yaşam bulgularından sadece solunumun değerlendirilmesi. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Yarı oturur pozisyon verilmesi olacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır demiş. Doğru cevabı veriyorum arkadaşlar, hemen durdurup üzerinde düşünebilirsiniz. Doğru cevap evet arkadaşlar, bu bizim tehlikeli viraj yön levhamızdır. Bunu görüyorsanız ileride kontrolsüz demiryolu geçidi vardır. Bunu görüyorsanız tali yoldasınız demektir arkadaşlar. Ana yola çıkacaksınız. Ana yoldan gelenlere yol ver demek anlamında yol ver levhasıdır. Ters üçgen şeklindedir. Evet, bunu görüyorsanız arkadaşlar ana yoldasınız demektir ve ileride tali yol, ana yol kavşağı olduğunu bizlere ne yapıyor? Bildiriyor.
Evet, 2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesini iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir demiş. Arkadaşlar direkt cevap veriyorum. Çünkü bunda açıklanacak bir şey de yok. O yüzden yormaya gerek yok kafayı. A2. Hocam ben bunu aldığım zaman yani biri yanımda usta sürücü olması lazım. Hayır arkadaşlar, o anlama gelmiyor bu. Evet, çok bilinen yanlışlardan biridir. Arkadaşlar bu şu demek. Eğer 2 yıl içerisinde ciddi manada büyük bir hata yaparsan, nedir bu hata? Kırmızı ışıkta geçersen, alkollü araç kullanırsan ne yapılır? Ehliyet senden tak diye alınır. Ekstrem bir durum olaraktan, normalde hani mesela ceza puanı falan vesaire var ya. Bu sefer bir anda devlet diyor ki, ya diyor kardeşim sen zaten aday sürücüsün diyor. Bunu şimdiden yapıyorsan senlerde yolun ortasını affedersin. Yapmayacağın şey kalmaz der, tamam mı? Ve sizin ehliyetinize el koyar. Aday sürücülük dediğimiz şey bu ve buna benzer kuralların olmuş olduğu sürücülük tipi diyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaretidir demiş. Doğru cevabımız evet arkadaşlar, bunu görüyorsanız iki yönlü trafik işarettir. Bu andan itibaren iki yönlü trafiğin başladığını bize bildirir. Biraz önce söylemiştim, tali yolda bulunur ve yol ver anlamındadır. Arkadaşlar bunu görüyorsanız yine tali yolda bulunur ve dur anlamındadır. Ve arkadaşlar dur levhasını gördükten sonra durmadan yavaşlayıp devam ederseniz, yavaşladınız, yola baktınız, geçtiniz, hatalısın. Cezayı yersin. Eğer kamera varsa, polis abin varsa yazar yani. Hakkıdır. Ve eğer ehliyet sınavı alırken dur levhası olan bir yerde durmadan direkt yavaşlayıp hocam yol boş deyip devam edersen yine kalırsın. Dur levhasını gördün mü duracaksın, kalacaksın kardeşim. Devam edelim. Burada ise kaplamanın sağdan ve soldan daraldığını söylüyor. Genelde böyle köprülere vesaire yaklaşırken bunu görürsünüz. Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir demiş. Eklem bölgesi olmasına, kalp seviyesinde bir bölge olmasına, vücutta yassı kemiklerin olduğu bir bölge olmasına, vücutta atar damarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına demiş. Doğru cevabımız arkadaşlar, turnikeyi biz vücutta herhangi bir uzuv kopması veyahut da ciddi bir kanama varsa turnike uygularız arkadaşlar. Amacı ise kanamayı engellemektir. Vücutta atar damarların geçtiği tek kemikli bölgelere ne yapılır? Uygulanır. Geçmeye başlamadan önce öndeki araca en çok ne kadar yaklaşılmalıdır demiş. 2 araç boyu kadar, takip mesafesi kadar, 3 araç boyu kadar, 1 araç boyu kadar demiş. Tabii ki de arkadaşlar takip mesafesi kadar yaklaşılır. Fazlası yaklaşılmaz. Hocam ben dibine kadar giriyorum, öyle deneyim. Oğlum olmaz, olmaz. Dibine kadar girmeyeceksin. Takip mesafesi kadar gireceksin. Ya öndeki araba aniden durarsa, ondan sonra buyurun cenaze namazına. Ondan sonra imam niçin pamuk tıkadı? Aşağıdakilerden hangisi ana yol, tali yol kavşağını bildiren levhalardan değildir demiş. Doğru cevap veriyorum arkadaşlar. Doğru cevap evet arkadaşlar, bu dönel kavşağa yaklaşıldığını bildiren uyarı levhamızdır. Diğerleri ise ana yol, tali yol kavşaklarını bildiren levhalarımızdır. İşte bu sağdan tali yol, bu soldan tali yolun birleştiğini, bu ise sağdan ve soldan birleşen bir kavşak olduğunu bize söylüyor. Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek aşağıdakilerden hangisine neden olur? Yağ ömrünün artmasına, yakıt tüketiminin azalmasına, bakım masraflarının azalmasına, yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine. Evet, D şıkkı olacak arkadaşlar. Yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine sebebiyet verecektir. Geçenlerde bir tane arkadaşımız sormuştu. Arkadaşlar, yağ da motorumuzun ısınmasını engeller. Anlaştık. Yağ bizim motorumuzun ısınmasını ve parçaların birbirine kaynamasını engeller. Anlaştık mı? Neymiş? Yağ da bizim aracımızın motorumuzdaki parçaların birbirine kaynamasını, ısınmasını, aşırı ısınmasını engeller. Bunu da aklınızda bulundurun.
Boyun, sırt ve bel omurları kırıklarında yaralının uygun şekilde tespiti yapılmadan, bu arada tespit demek sabitleme demektir, birçoğunuz bilmiyorsa söyleyeyim. Nakli gerçekleştirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? Vücudun bir bölgesinde felç oluşması, nabız atışlarının sürekli hızlanması, bulantı ve kusmanın olması, vücut sıcaklığının artması. Doğru cevap A şık olacak. Vücudun bir bölgesinde felç oluşması beklenir arkadaşlar. Verilen ifadede boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme trafik kazalarında nokta 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 sayılan hallerdendir. Asli kusurlu hallerdendir, tali kusurlu hallerdendir, yol kusurlu hallerdendir, kusur paylaştırma sayılan hallerdendir. Doğru cevap A şık olacak arkadaşlar. Kırmızı ışıkta geçersen işte ters üçgen demiş olduğum biraz önceki dur levha şey var ya, yol ver levhası. Bu levhada geçer yolun ortasına fırlarsan. İşte sollama yaparken kazaya sebebiyet verirsen asli kusurlu olan sensin. Hocam arkadan çarptım. Asli kusurlu olan sensin. Hocam durdu ama aniden takip mesafesine uyacaksın derler. Yine asli kusurlu sen olursun. Şekildeki araç sürücüsü dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir? 1 numaralı şeridi, 2 numaralı şeridi, 3 numaralı şeridi, istediği şeridi. Evet, A şık olacak. 1 numaralı şeridi ne yapar arkadaşlar? Geriye dönüş yapmak için kullanır arkadaşlar. Ne yapacak? Öncelikle sinyal verip buraya yanaşacak değil mi? Ondan sonra döndükten sonra hemen en sağdaki şeride girişini tamamlayacak. Bu arada arkadaşlar biz sağa dönüşlerde hazır burası açılmışken sağa dönüşlerde dar kaviste döneriz. Sola dönüşlerle geniş kaviste ne yaparız arkadaşlar? Döneriz. Mesela şurada döner olmamış olsaydı ne yapacaktık? Buradan gidecektik. Hop, şöyle geniş bir kaviste buraya girecektik ve en sağ şeridine yine girecektik arkadaşlar. Yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteği uygulamasının birinci turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kalp masajı 10, suni solunum 1, kalp masajı 20, suni solunum 1, kalp masajı 30, suni solunum 2, kalp masajı 40, suni solunum 2 demiş. Artık bunu ezberlemeniz lazım. Daha önce de söylemiştim arkadaşlar. 30'a 2 şeklinde ezberleyin bunu arkadaşlar. C şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi aracın egzoz dumanının siyah renkte çıkmasının neden olur demiş. Motor yağının kirlenmesi, motor yağının kalınlaşması, karışım oranının bozulması, motorun çalışma sıcaklığına ulaşması demiş. Doğru cevap C şıkkı olacak. Karışım oranının bozulması olacak. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Yolu kontrol etmesi, aracını yavaşlatması, takip mesafesini azaltması, bu bölgeden dikkatli geçmesi demiş. C şık olacak, takip mesafesini azaltması gerekir arkadaşlar. azaltması yanlıştır yani. Şimdi değerli arkadaşlar, üçgenler için ben size ne demiştim? Takip mesafesini gördüğümüz anda üçgenleri arttıracağız arkadaşlar. Bunun yanında bu bize kaygan yol ifadesidir arkadaşlar. Dikkatli olması gerekir diyelim. Evet, sesim gargamele bağlamak üzere. Yanık derecesini belirlemede aşağıdakilerden hangisi diğerine nazaran daha önemlidir demiş. Direkt cevap veriyorum. Açıklanmak gereken bir şey olursa açıklayacağım arkadaşlar bu sorudan itibaren. Doğru cevap yanığın yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği olacak. Birinci, ikinci, üçüncü derece olmak üzere yanıklarımız vardır. Birinci derece arkadaşlar en hafifidir. Üçüncü derece ise en ağırıdır. Hatta bazen üçüncü derecede uzuv kalıpları bile olur arkadaşlar. Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır demiş. Basıncı, diş derinliği, hasarlı olup olmadığı demiş. Doğru cevap veriyorum arkadaşlar. Evet. Üçünü de ne yaparız?
dikkate alırız arkadaşlar. Hocam diş derinliğini almasak, diş derinliği ne kadar olacak hocam? Evet, kurban olduğum. Senin sorduğun soruya ölürüm ben, tamam mı? 1,6 olacak arkadaşlar. 1,6 milimetre olacak diş derinliği, tamam mı? Söylemedi demek sonra. Vallahi. Evet, devam ediyorum arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir demiş. Evet, çılgınca park edenler var. Doğru cevabımız. Evet arkadaşlar, çizgilere dokundurmadan iki çizginin ortasında çizgi yönüne uygun olarak paralel ne yapmışlar? Park etmişler. Diğerlerinde ise bunun zıttını görüyoruz. Marş yapıldığında marş motoru çalışmayıp korna da çalışmıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir demiş. Doğru cevap veriyorum yine arkadaşlar. Doğru cevap aküdedir. Marş yapıldığında marş motoru çalışmıyorsa arkadaşlar, korna da çalışmıyorsa elektrik demek ki hiç yok demektir. Aküde olacak. Arkadaşlar bu jilerde bir arıza olmuş olsaydı marş yapar, tamam mı? Korna da çalışırdı. Fakat bir türlü çalışmazdı motor. Ne derdik arkadaşlar? Ya benzin yok motorda ya da bu jilerde arıza var derdik. Jikle devresinin ne olduğunu bilmeyen ürkek ceylanlar, ürküten aslanlar. Jikle devresi arkadaşlar, bizim aracımızın benzinli motorlarda özellikle ısıtmak amaçlı biraz daha fazla yakıt gönderip biraz daha ısınması için yüksek yakıtla çalıştırdığımız şeydir arkadaşlar. Soğuk havalarda kullanırız. Rölanti devresi var arkadaşlar. Rölanti ise bizim aracımızın boşta herhangi bir viteste gaz verilmeden çalıştığı o tın 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 çalışmasına rölanti çalışması denir. Yüksek olursa yakıt tüketimi artar. Düşük olursa ikide bir aracımız stop edecektir. Köprücük kemiği kırıklarının tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? Üçgen sargı, tel atel, tahta atel, ince rulo sargı demiş. Doğru cevabımız üçgen sargı olacak arkadaşlar. Köprücük kemiklerinde. Köprücük kemiğinin nerede olduğunu bilmeyenler. Çocuklara ekrandan çekelim, bir çizim yapacağım arkadaşlar. Evet, köprücük kemiğinin nerede olduğunu göstereceğim size. Ne güzel çiziyorum değil mi? Evet arkadaşlar, köprücük kemiği nerede bulunur? Şöyle, şu şekilde. Evet, buna maruz kalmak, kalmamak için bir daha ehliyeti geçeceksin arkadaş. Evet, şöyle de ayakları olsun hadi. Şöyle. Müthiş çizdim ama değil mi? Şöyle. Şöyle ayakları olsun. Ay, çok güzel çiziyor ya. Evet. Şöyle. Kusura bakmayın. Biraz bekletiyorum. Evet. Evet. Köprücük kemikler arkadaşlar hemen şuralarımızda bulunuyor. Değil mi? Köprü şeklinde zaten. Üçgen sargı ile buraları ne yapabiliriz? Tespit de biliriz arkadaşlar. Mükemmel çizdim ama değil mi? Çocuklu çekin. Ha, görmesin bunu. Kulakları da yapalım. İlkokulda böyle resimler yapıyordum. Hoca bu çocuğun psikolojisi bozuk diyordu ya. Öyle dedikçe daha çok yapasım geliyordu. Seyir halinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini bildirir demiş. Doğru cevap tabii ki de A şıkkındaki bu olan olacak. Bu bize motor yağlama sisteminin çalışmadığı anlamına gelir. Arkadaşlar biraz önceki resimleri niçin çiziyorum? Belki dersiniz ulan boş yapıyorsun hoca diye. Arkadaşlar 30. soruya geldik. Uykunuz gelmiştir, tamam mı? Böyle bir şeyle açmak lazım uykuyu. Evet, bu arka cam rezistansının çalıştığını, bu ise arkadaşlar bize neyi bildirir? Park işaretlerinin, park lambalarının yandığını söyler. Bu ise kısa lambamızın, kısa farımızın açık olduğunu söyler bizim için. İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir demiş. Amacı temiz, etrafı temizlemek, kalp masajında kullanmak, yaraları kopartmak ve sarmak, kırıklarda ağrıyı azaltmak demiş. Doğru cevap tabii ki de yaraları kapatmak ve sarmak olacak. Aşağıdakilerin hangisinde bölünmüş karayoludur demiş. Doğru cevap direkt veriyorum yine. Doğru cevap arkadaşlar, bakın ortada iki devamlı çizgi ya da beton bir ayırıcı veyahut da çim bir alan varsa bu iki tarafı bölünmüş yol anlamına gelir. Burası iki yönlü yoldur fakat sollama nasıldır arkadaşlar? Yasaktır. Burası yine iki yönlü, bakın biriyle gidiş biri geliş şeklinde. Burada sollama vardır. Burada arkadaşlar bakın bu taraftaki araçların sollama yapamayacağı ama bu yöndeki araçların sollama yapabileceği anlamına gelen
bir yol çizgi sistemini görüyoruz. Kesikli çizgi kimin tarafındaysa o sollama yapabilir. Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar demiş. Doğru cevabı yine aynı şekilde veriyorum. Sıkıştırma zamanının sonunda verir. Arkadaşlar, ilk önce ben size şunları bir anlatayım. Değil mi? Evet. Öncelikli zamanımız emme, daha sonra sıkıştırma, daha sonra ateşleme veyahut da iş zamanı diye bilinir. Son olarak arkadaşlar, egzoz zamanı. Arkadaşlar, emme zamanında hava yakıt karışımı alınır benzinli motorlarda. Aldığımız bu hava yakıt karışımını ne yaparız? Daha sonra sıkıştırırız. Tam sıkıştırdığımız sırada piston kolu şu şekilde düşünün pistonu. Şöyle yukarıya doğru sıkıştırdığı zaman şuradan bujiyi hemen bir kıvılcımla ateşleme yapar ve piston kolu aşağıya iner arkadaşlar. Buna ateşleme denir arkadaşlar. Aynı zamanda iş zamanı denir. Çünkü neden? Tam bu ateşleme olduğu zaman bu piston aşağı iniyor ya, bir iş yapmış oluyor. O yüzden iş zamanı da deniyor. Son olarak egzoz zamanı olacak. Burada oluşacak olan egzoz duman dışarıya ne yapılacaktır? Atılacaktır. Yeni yönetmeliğe göre C sınıfı sürücü belgesi alan bir kişi aşağıdaki araçlardan hangisini kullanabilir demiş. Tabii ki de kamyonu kullanabilir arkadaşlar. Hocam E sınıfı kalktı mı? E sınıfı kalktı arkadaşlar. Ne oldu E sınıfı? Mesela CE oldu arkadaşlar. E varsa yanında römorkla ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani E sınıfı bir nevi artık diğerlerinin yanlarına bölüştürüldü. Mesela BE var değil mi? BE varsa ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Aracınızın arkasına römorkla dolaşabiliyorsunuz anlamına geliyor. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazede de aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür? Tabii ki de arkadaşlar, önce şıkları okuyayım. Tokluk hissi, yavaş nabız, görmeden netlik, yüzeysel solunum demiş. Doğru cevap yüzeysel solunum arkadaşlar. Yüzeysel solunum görülenir. Hangisi şokun belirtilerindendir demiş. Yine direkt doğru cevap veriyorum. Nabzın süratli ve zayıf olması belirtilerindendir arkadaşlar. Şok durumunda ne yapmamız gerekir? Yine çizim yapıyorum, çocuklara dikkat. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Ayaklarını 30 santim yükseltiyoruz arkadaşlar yaralının. Böylece beyne kan gitmesini sağlayıp şoku en kısa sürede ne yapıyoruz? Atlatmasını sağlıyoruz. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? Geldik zurnanın deliğine. Doğru cevabı verelim arkadaşlar ya da vermeyelim. Hemen bakalım. Evet, ne demiştik? Demin anlattığımı hatırlayın. Motorsuz taşıtlar varsa en son geçer dedik. Var mı? Yok. Polis vesaire var mı? İlk onların geçmesi gerekir. Yok. Tamam. Şimdi gelelim sıralamaya. Evet. Motorsuz taşıt var mı? Yok. O halde geç. Lastik tekerlekli traktör veyahut da şey var mı? Ne deniyor ona ya? İş makinesi var mı? Var. O halde bu da ilk önce geçmeyecek. Çünkü bunları da sonlamaya almıştık. Çiz. Dönüş yapanlar son geçer dedik. Çiz. Geriye kaldı iki tane. Hangisi geçecek? Ortasına geç. Sağında kalan tabii yönün kavşağa dönük olacak. Arkanı dönersen sağında kalan bu araç olur. kavşağa dönük bir biçimde. Döndüğümüz zaman sağımız hangisi kaldı? Kamyonet kaldı. O halde o öncelikli geçecektir. Boş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir demiş. Tabii ki de kulaktan ve burundan kan gelmesi olacak arkadaşlar. Sıvı gelmesi, tamam mı? Bunları görüyorsanız kafatası kırılmıştır. Tahtası artık bunun eksilmiştir. Çatlak bir heriftir. Şaka maka bir yana derhal ne yapmanız lazım? Kesinlikle uyutmamanız lazım. Bıdı 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 konuşup duracaksın. Derhal bir ablamızı onun yanına getiriyoruz. Abla konuş diyorsun. Sen abla zaten anlatmaya başlıyor. İşte günde şuraya gittik, böyle yaptık. Ondan sonra ben ah o var ya o dedikodu böyle tam dibine kadar vuracak. Adam zaten uykusu varsa bile uyumayacaktır. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir demiş. Yine doğru cevap veriyorum. A şıkkı 100 kilometre arkadaş. Şehir içinde neredeyse hepsi arkadaşlar nasıl zaten 50 olacak. Otoyolda bizim otomobiller kaç olacak arkadaşlar? 120 olacak. Otobüs gibi, kamyonet gibi böyle şeyler ise 100 kilometre ile ne yapacak? Gidecektir.
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesi sürücüler için anlamı nedir? Bunu başta paylaşmıştım. Eğer adam akıllı baktıysanız bunu zaten doğru yaparsınız. Doğru cevabımız trafiği durdurma işarettir arkadaşlar. Bakın nerede bitiyor? Göğüste bitiyor, bir nevi dur diyor arkadaşlar. Geç işareti nasıldır? Böyle hızlıca elini böyle hızlı hızlı şey yapıyorsa değil mi? Devam. Kavrama yani debriyaj sistemi motorun hareketinin hangi aktarma organına iletilmesini veya kesilmesinde görev yapar demiş. Volana, marş motoruna, fren balatalarına, vites kutusuna demiş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Vites kutusuna iletilmesinde ne yapar arkadaşlar? Görev yapar. Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun zamanlı uzun süreli bilinç kaybı hala aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şok, bayılma, koma, kansızlık demiş arkadaşlar. Tabii ki de koma olacak. Eğer uzun süreli ise ve hiçbir uyarana tepki vermiyorsa komadır. Eğer veriyorsa şok ya da bayılmadır arkadaşlar. Şok pozisyonunda biraz önce gösterdim zaten. Hangisi motor hareketinin tekerleklere iletilmesinde görev yapar demiş. Yani bize güç iletim organlarını sormuş. Diferansiyel olacak arkadaşlar. Güç iletim organlarını şöyle çizmek gerekirse, şöyle şuradan aldım, iki içini açtım, tekerlekleri uçlara koydum. Evet, şurada vites şeyimiz, kolumuz. Arkadaşlar, güç iletim organları şöyle ilerler. Şanzıman yani vites kutusu. Hatta bir de burada debriyaj da sayabilirsiniz. İkisini ayırıp kapatıyor. Geldik buraya. Şu arada şaht var arkadaşlar. Şurada diferansiyel var. Şunlar akslar. Bunları bilmeyenleri polis amcalar yakalar. Evet, anlaştık mı arkadaşlar? Neymiş? Şanzıman, diğer adıyla vites kutusu. Debriyajı da burada sayıyoruz. Başka şaft, diferansiyel ve akslar. Son olarak tekerlekleri de sayabilirsiniz. Güç aktarma organlarımız bunlardır arkadaşlar. Kalp atımlarının atar damar duvarına yaptığı basıncın damar duvarında parmak ucuyla hissedilmesine ne denir demiş. Bunu bilemeyeni gerçekten dövüyorlar arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı, nabız olacak. Kamyon, çekici ve otobüs şoförleri araçlarına ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında saklamak zorundadır demiş. Tabii ki de ne olacak? A şıkkı 1 ay olacak arkadaşlar. Siz bunu görmeyeceksiniz. Özellikle B sınıfı sürücü ehliyet alan kardeşlerim. Bunları daha üst sınıftakiler görecek. Üst sınıftakiler dedim hani DC kullananlar. Böyle çünkü bunlar uzun yola gittikleri için takograf kayıtlarını ehliyetin oraya sokuyorsun. Bütün şeyi kaydediyor. O yüzden hız yaparsan da kaydediyor. Yapmazsan da kaydediyor. Yakalandığın zaman polis abimiz yapıp öpüyor arkadaşlar. Direkt basıyor düğmeye, çıkartıyor. Bu şu 6 7. Şurada şu kadar gaza bastı. Ne güzel bir şey ya. Her araca takılması lazım aslında. İnsanın psikolojisi bozulur. Karayolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır demiş. Doğru cevabı yine aynı şekilde veriyorum. Yani bir nevi karayolunun tanımı hangisidir diyor arkadaşlar. Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır demiş arkadaşlar. Burada karayolunu bize tanımlamış. Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlanma ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardır demiş. Genel kurallardandır. Evet, doğru cevap daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması, önce kendi güvenliğini alması gibi sayabiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir demiş. Tabii ki de aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta duracağız arkadaşlar. Yolu kontrol edip böyle geçeceğiz. Aralıklı yanıp sönen sarı ışıklar ise arkadaşlar yol hakkı sizdedir ama her ihtimale karşı bu bölgede yavaş geçmeli, dikkatli geçmelidir. Şekildeki bir numaralı araç
Saatte 70 km hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? Artık bunu leğenle anlattık, telefonla anlattık, televizyonla anlattık, bunu kalemle anlattık. Anlattık da anlattık. Arkadaşlar ne yapıyorduk? 70 bölü 2 yapıyorduk. Hocam 70'i nasıl böleceğim 2'ye? Sil 0'ı 7'yi 2'ye bölersen kaç çıkar? 3,5 çıkmaz mı? Evet. 35. Al. Heh. Al. Doğru cevap bu arkadaşlar. Anlaştık. Zaten size 120'den fazla soramaz, tamam mı? Sorarsa kurallar kendisiyle çalışıyor demektir. Evet değerli arkadaşlarım, sizi çok seviyorum. Burada bitti. Allah'a emanetsiniz. Kanalımıza yine abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.